İşte 2001'de emekli oldum. 2015'te paramı kestiler. Ne olmuş? Neden kesmişler maaşınızı? Maaşımı neden kesmişler? Bir 5 ay eksik yazmış. Kayıt eden adam. Ondan geri ondan fazla para vermiş bana. Parayı kesmişler 60 bin lira. 60 bin liranın içinde 5 sene sonra fişi sokacağız diye. Laparda oradan gelen laparda, yukarıdan gelen laparda 5 sene sonra sokacağız diye. Ondan kesmişler. Onu keseceğine benim ailemi, emeğimi keseceğine paramı kes. Emekliliğimi kesme. Ben sağlıktan da yararlanamayın. 3,5 sene oldu. Tam bu ay bitti 3,5. 3,5 senedir para alamayın. Anladın mı? Ondan geri bahkemeye verdik. Bahkemede kazandık ama 2 sene oldu kazanalı. Daha gelecek, daha gelecek. Ben öldükten geri mezarda yollarlar. Ha. Başka bir Bir de üstüne paranı mı istiyor? Yani devlet sana para verdik, para mı istiyor senden? he fazla vermiş bana. O 5 ayın parasını fazla vermiş. 5 ay eksik yapmış yaptıran adam. Ay panadan. Ondan geri laf orada değil ki. Şimdi değil. 60 lira parayı 5 senede ödeyecek. Yalnız personel hatası değil. Personel hatası benim ne suçum? Şimdi sen mahkemeye kazandın. Kazandım. 2 sene oldu. Lapor gider yukarı daha gelecek. Gelirse. Mezara getirirler parayı bırakırlar. Başka türlü çare yok. Şimdi ilacını artık kendi cebinden Kendi ödüyorsun. cebimden alayım. Adam Başka? bir de gırgır geçiyor. Oğlum amca sen niye mi doğdun diye. Ha? Müvekkilim emekli olduktan sonra, emeklilik hakkını kazandıktan sonra 16 yıl boyunca SGK'dan maaşını almış. Daha sonradan memur hatasından kaynaklandığını düşündüğümüz sebepten hiçbir şey yokken bir anda kesiliyor emekli maaşı ve SGK aldığı tüm paraları faiziyle beraber icrayı veriyor. Biz de bunun iptali ve tespit edilip tekrardan tarafımızı iade için dava açtık. Dava şu anda İstinaf Mahkemesi'nde haklı olduğumuz tescillendi. Tekrardan yargıtaya gitti. Yalnız bu süreçte müvekkilim 3 yıldır, 4 yıldır ilaçlarını bile kendi parasıyla alıyor. Mağdur durumda geliri yok. Dava kesinleşmeden de bir şey yapılmıyor. Yani İstinaf Mahkemesi'nden sonra tekrardan yargıtaya gidiyor miktar yüksek olduğu için. 83 yaşındaki bir insan yani kurum hatasından kaynaklı bir şeyi hani 5 aylık prim borcunu nasıl 83 yaşından sonra bir yerde çalışıp da sigortalı çalışıp karşılayacak? Buna anlam veremiyoruz. Bu yüzden mağdur. Ekonomik yönden mahfına neden olacak miktardır. Bir insan 62 milyarı bir de faiziyle beraber nasıl ödesin? Ekonomik yönden mahfına sebep oluyor.